Değerli kardeşlerimiz, sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Tevrat, İncil ve Zebur gibi semavi kitaplar Peygamberimizin geleceğini haber vermiş midir? Evet, Tevrat, Zebur ve İncil asılları mukaddes ve Allah'ın kelamıdırlar. Onlar da Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını ve mesajlarını içeriyordu. Ancak o kitapların kendilerinden sonraki gelen ümmetleri o kitapların orijinal halini muhafaza edememişler ve ne yazık ki elleriyle o kitapları değiştirmişler. Bu nedenle Tevrat, İncil ve Zebur gibi mukaddes kitapların orijinal halleri şu anda elimizde yok. Fakat bununla beraber onların içerisinde değiştirilmesine rağmen, hatta tercüme üstüne farklı dillere sürekli tercüme edilmesine rağmen yine de içinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zaman peygamber olacağını ve onun özelliklerinin neler olduğunu açık ve net bir şekilde ifade eden onlarca ifade bulunmaktadır. Bunların bir kısmını Hüseyin-i Cisri, Risale-i Hamidiye isimli eserinde ki şu anda elimizdedir, matbudur ve Türkçe'de tercüme edilmiştir. Bu eseri içerisinde 114 tane işaret çıkarılmıştır. Yani Tevrat, İncil ve Zebur gibi mukaddes kitaplarda Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceğini müjdeleyen 114 tane işaret ve müjde bulunmakta. Bunları da bir kitap halinde Türkçe olarak da elimizde şu anda okuyabiliyoruz. Şimdi bu kadar bilgiler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini gösterdiği halde akla bir soru geliyor. Neden acaba bugünkü dünyada bulunan Tevrat ve İncil'in yolundan gittiğini söyleyen insanlar Peygamberimizin peygamberliğini tasdik etmiyorlar? Öncelikle ifade edelim ki tarihte Peygamberimizden bugüne kadar yüz binlerce, milyonlarca Yahudi ve Hristiyanların İslamiyet'i seçmesi, Peygamberimizin Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunu kabul etmesi ve Müslüman olması bunun göstergesidir. Daha Peygamberimiz zamanındaki Yahudi ve Hristiyan alimleri bunu bizatihi kendi ifadeleriyle dile getirmişler ve Müslüman olmuşlar. Ancak bunun dünya tarihinde ve bütün insanlar tarafından bilinmesini engelleyecek farklı tercümelerle, farklı ifadelerle gizlemişler ve ne yazık ki bugünkü Hristiyan ve Yahudilerin bu güzellikleri anlamasına engel olmuşlardır. Bizlerin görevi burada işaret olarak bulunan bu ifadeleri bugün dünya kamuoyuna duyurmak ve Tevrat ve İncil ve Zebur'un da Peygamberimizin geleceğini müjdelediğini insanlara haber vermektir.